Bedevinin birisi çok akıllı. Geliyor Allah'ın nebisine diyor ki, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, cennette ağaç var mıdır? Allah'ın Resulü diyor ki, vardır. Ağaç olmaz olur mu yani cennette? Halen Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi lazim derseniz diyor, cennete bir ağaç dikilir diyor Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi demek ki cennette ağaç vardır. Fakat bedevi bu. Hani biraz anlamaz diyorlar da, bugünkü bedeviler vallahi geçmişteki bedeviden 100.000 sefer hem kaba hem de cahildirler. Bakın inanın buna. Bunlar anlayışlı, anlamak için veyahut alay etmek için sorarlar. Çöl bedevileri o günlerde. Ama bakın bize kadar geliyor, demek ki anlamak için sormuş. Peki ya Resulallah, onun dünyada benzeri var mı? Vardır diyor. Mutlaka vardır yani. Olmaz olur mu? Tuğba ağacının benzeri nedir? Diyor ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, sen hiç Şam'a gittin mi? Subhanallah. Gittim ya Resulallah diyor. Orada bir ceviz ağacı var, gördün mü? Gördüm ya Resulallah. İşte ona benzer diyor. Peki ya Resulallah, bunun diyor dairesel ebatı ne kadardır? Sen ve ailen onu koşa koşa dönmeye çalışsanız, efendim yine de ömrünüz biter, onun çevresini dolaşamazsınız diyor. Peki ya Resulallah, onun nasıl bir meyvesi vardır? Çoluğun çocuğun da yese, efendim bir ebatı diyor, yani Şam kadar bir ebatı vardır bir tanesini, veya daha büyük veya daha küçük, tam hatırımıza değil yani. Peki ya Resulallah, hepiniz doyarsınız diyor bir cevizden. Şimdi bakın kardeşler, burada kirazla cevizle kısıtlamak değil amacım. Fakat ayet-i cellede anlamak için söylüyorum. Anlamak için şimdi bazılarından duyar gibiyim. Onun üstündeki ayette Allah, bakın, yetufu aleyhim vildanin muhalladun bi ekvabin mübareke ve ke'sen min ma'in, efendim testiler, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler, hizmetçiler vardır. Testiler, ıpırıklarla kadehler kaynağından, efendim ne başta ağrılar yapar ne de içtikleri onları sarhoş eder. Bak gördün mü? Ve fâkihâtun mimmâ yetehayrûn. Beğendikleri meyveler vardır. Lahmin dayrim mimmâ yeştehûn. İstedikleri kuş etleri de vardır. Diyecekler ki, bak Allah vaat ediyor. Veyahut vehûrun ayn. İri gözlü hûriler. Ke emselelî lül meknûn. Efendim inciler gibi. İstiretyenin içerisinde gizlenmiş inciler gibi olacaklar. Bizim bu bedevi hiç durmuyor, hemen soruyor. Yani daha bitmiyor tabii. Peki ya Resulallah diyor, üzüm olacak mı üzüm? Bak bizim bugünkü bedeviler çok kaba ve sabalar. Allah diyor, affedersiniz, kadını kızı mı insanlara vaat ediyor? Yani cennet diyor umumhane mi? Beyinsizlere umumhane, Müslümanlara sadece güzel bir bahçe. İnananlara güzel bir bahçe. Anlamak istediği o bakımdan, o kapıdan baktığı için anlamıyor. İnat kapısından bakmasa da murat kapısından eğilip baksa, girecek içeriye, düşünmeyecek geriye. Diyor ki ya Resulallah, peki bu biraz önceki bahsettiğim o inciler gibi hanımlar olacak. Efendim, istiridyenin içindeki inciler gibi parlayacaklar. Nazik ve güzel olacaklar diyor. Rahman suresinden delil getiriyor. Beyaz olacaktır diye. Allah'ın Resulü diyor ki, öyle güzel olacaklar. İçleri dışları bir görünecek. Fakat bedevi bu. Peki ya Resulallah, o zaman hanımlarımıza döner bakar mıyız biz diyor.
Yani onların gözleri iri, şöyle güzel, ayetlerle sabit, şöyle güzel olacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye tebessüm ediyor, gülüyor. Diyor ki, hiç çekedin astarından dışı kötü olur mu? Hep dışı astarından iyi olmuştur değil mi diyor. Evet ya Resulallah diyor. Asıl her zaman diyor üstündür. Çünkü o imtihan edildi geldi ve meleklerden üstün tutuldu. O cennetlik hanımlarınızdan gayrısını düşünemez olacaksınız diyor. Diğer ayet-i cellede de diyor ki sizin meyveleriniz çürür, kokar. Sizin içkileriniz sarhoşluk verir, safra yapar, iskifira edersiniz. Bakın. Ama bizim meyvelerimiz çürümez. Ve asılacaklar diyor, koparıp yiyecekler, anında bitecek. Anında kopardığının yerine tekrar gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. Pıt pıt aynı şey yine var. Yediniz ama siz kanacaksınız, öbürkü yok. Demek hanımlarımız Allah öyle nur verecekmiş, öyle güzel olacakmış. Meyvelerimiz öyle vitaminli, öyle hoş olacakmış. Peki de kimler için bu? Evvelen bunu düşünmek lazım değil mi? Cennette gitmek için. Yani dünyada bizden ne istiyor Allah? Azimuşan ne istiyor ki bizden? Bize bunları vaat ediyor. Zaten bizim olanı mı bize hatırlatıyorum? Yoksa bizim için yarattığını sadece mükafat yani bunları yapanlar şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti hukuku hırsızlık yapanlara zindana atacak ama zindandaki olana diyor ki cezaevinde olana bak ey vatandaşım sen bugün bu kurallara uyarsan senin için iyi hal iyi halden tahliye edebilirim. Allah Azimuşan dünya denen zindanda bizi iyi halden tahliye etmesi için iyi ameller işlememizi bize tavsiye ettiği gibi bakın ey şehzadesin sen öyle bir üstünsün ki seni ben ahsen-i takvimde yarattım. Seni ben öyle üstün kıldım ki senin orada hizmetçilerin var. Sen buradaki hanımını görüp de sakın beğenmemezlik etme. Beyine bakıp da türlü hileler, desiseler kurma. Şekke ve şüpheye kapılma ey hatun. Ey hanım bakma sen kocana kanaat et. Veyahut ey erkek hanımına kanaat et. O senin cennette eşin olacak. İyi de acaba hakikaten mi? Çok cehennemlik erkek ve kadın orada cennetlik olan erkek ve kadınlara nikah edilecek buyuruyor. Eşsiz kalacaklar, eşleri olmayacak yani. Bir düşünsenize Müslümanlar. Burada kıskanıyorsunuz hanımlarınızı, beylerinizi de ahirette ne yapacaksınız? Ahiretinizi o güzel ahiret için hazırlık zindan yerinde. İmanınızı burada kontrol edeceksiniz. Burada hatırlayacaksınız. Allah Azimuşan bize hatırlatıyor. Bak ey kulum burada gördüğün hanıma ben öyle bir nur vereceğim ki ne vildanlar, ne huriler, ne kılmanlar onun %1 güzelliğinde bile erişemeyecekler. Ama Kur'an'da öyle övgülü hocam, öyle övgülü de sen övülen Allah'ın nebisini postacı zannedersen o gün devrede deyip bedevi cehaletinin altına düşersen anlamayacaksın zaten kardeşim. İşte bu dünya hayatında Allah hatırlatmak için ahireti bak asili yurdunda bu güzellikleri sana vereceğim. O yüzden diyorlar ki işte efendim cennet ha meyhane midir?
Haşa, ne kerhanedir ne meyhanedir. Senin gibi necasete cehennem ebedi kalacak yerdir. Çünkü Allah-u Teala'nın senin için sana yarattıklarını sana hatırlattı diye vaadin etti zannediyorsun. Sadece hatırlatmadır kardeşim. Elbette bu cennetlik ameller işleyenlere cennet vacip olacak. Cennetlik ameller de kimsenin malına, kimsenin canına, kimseye gıybet, kimseye yalan efendim demeyeceksin. Kimsenin canına kast etmeyeceksin.